Selamünaleyküm. Sanayiden bir gün daha. Dacia Duster kiradan geldi. Araç dün sanayide gördüm. Araç takip cihazından. Sonra bir geleyim bir bakayım dedim. Araba liftte. Şanzıman kırılmış. Sağ arka helezon kırılmış. Amortisör dağılmış. Sol arka akiz dağılmış. Tablolar dağılmış. Z-rotlar dağılmış. Direksiyon körüğü yırtık. Araba orada. Sağ arka polya bilyası dağılmış. Yani daha birçok bir sıkıntısı var da bu araba ayın 18'inde bir müşterimize kiraya gidecek. O yüzden elimizden geldiğince hızlı bir şekilde yapıyoruz. Video çekmeyecektim. Sadece ne kadar para harcanacağını çekeceğim. Müşterimiz masrafları kabul etti. Herhangi bir problem yok. Sağ olsun. Bu sefer masrafsız bir şekilde bu işin içinden çıkacağız diye düşünüyorum. Şu akiz. Yenisini aldık. 500 lira. Şu helezon kırılmış. Burada. Yenisini aldık. Körüklerini aldık. Direksiyon kutusunun körüğü. Şurada yeni amortisörümüz. Ön takım mahvolmuş durumdaydı. Onu yeniledik. Şu bilya. Polya bilyası. Alınmazlar. Şu yeni aldığımız şanzıman. Bir de şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu arabanın radyatörü. Şöyle etrafa bakın. Ben biraz tornavidayla zarar vermeden temizledim ama acayip çamur vardı burada. Şöyle aşağı dökülmüş. Buradan pek gözükmese de. İnşallah bu araba hararet yapmamıştır. Çünkü radyatörün içi tamamen çamur dolduğundan dolayı hava geçemeyecek buradan. O da hararet yapacak muhtemelen. İnşallah yapmamıştır. Şöyle. Bu araba Artvin'den geldi. Bir HES şantiyesinde çalışıyordu. Bu kasnağın içi bile çamur dolmuş. Yani Duster boktan bir araba diyoruz ama gerçekten iyi dayanmış ya. Bu şartlara gerçekten iyi dayanmış. Bu kadarını beklemiyordum. Aşırı ağır koşullarda kullanılmış. Bakalım şimdi bu ne? İnşallah arabayı çalıştırdığımızda bir sorun çıkmaz. Yani motorunda elektroniğini mesela bakın. Davulunmazın yarısı yok. Yarısı burada. Kırılmış buradan. Yarısı yok. Yukarıya tabii çamur dolmuş. Turbo biraz yağ göndermiş. Intercooler yağlanmış. Bunlar normal olabilir. Ama şu yağ normal olmayabilir. Arkel buruk olabilir mi? Bu yağın gelebileceği hiçbir yer yok. Burada sıkıntı büyüyebilir. Bir temizleyeyim şurayı. Ben bunu bir inceleyeyim de sonra yeniden çekmeye devam ederim. Fren merkezindeki sorun nedir abi? Sorun tahliyesi yok. Hava alacağız alamıyoruz. Kırık tahliyesi. Ha, kırılmış mı? Epey bir masraf çıktı. Bu da referansiyel. 1.70'lik 18 yıllık şarjı var abi. Bu mu? Evet. O kadar oynamaması lan. Ana kendi kendine çıktı lan. Vigalar da aldı. Dur da. Şey var mı? Hepsini sökelim. Sökelim abi. VD40 sıkalım. Şu kapağı sökeceğim. Şu çıkaracağım. Bir yapıda da.
Gel bak. Bu kadar. Yatağı ne yapacaksın? Şey, yatağı şuradan kastırıp çıkarıyor lan. Al, gel öyle. Bak şöyle çıktı. Gördün mü? Onlar bakın. Bile bozuldu, içinde yağ girdi. İstersen o keçeyi de değiştir. Keçeyi. Abi keçeyi değiştirelim. Bu kadar. Kontraya geçtik. Şunları bak. Bir de yatağı vurdu zaten. Şunu, şu çıkacak. Şuraya tutup bir de olmalı yağ. Şahin abi çok hızlı çalışıyor. Tamam mı abi? Abi. Bunların dışında başka bir sıkıntımız var mı? Yok. Şuradan iki sağa dön, tornacı var. Benim tornacı var. O tamam da bununla mı götürmek zorundayım? He, çarptıracağım. Bende araba yok. Al bizim arabayı. Yok. Sadun Usta. Abiyle beraber. Şu da keçesi. Şu da bizim merkez. Kırılmış bir tane merkez alacağız. Merkez sağ arka değil mi? Sağ arka. Ya bu Şahin abi var ya, gerçekten işini severek yapıyor. Adam gresleri doldurdu. Yalnız abi bunu sen açtığında gres yoktu değil mi bunda? Yoktu. Kutu bozulmuştu. Yırtık, körük nerede? Körük yırtık da. Eski körük var, paramparça. Ondan tamam. Su aldığı için. Su aldığı için bunu, olmaz. Kutu bozulmuştur. Kutu bozulmamıştır da su almış içine biraz. O da yağ attı koyduk ya, iyi olurmuş. Bence kutunun içi biraz takırtı yapabilir. O bakıp bakmayla bir şey diyemek. Peki. O biraz yağı aldı mı keser. İnşallah, tamam abi. Tamam Şahin abi. Sana güveniyorum. Sen öyle diyorsan öyledir abi. Senin kadar hızlı çalışanını görmedim. Diyorsun. 15 senedir sanayideyim. Biraz da gaz vereyim de. Değil mi? Ayara geldim. Yok abi sen zaten hep ayarlı çalışıyorsun. Ben normalde... Ben... Aynen. Ben normalde söylediklerimi yaptıramıyorum. Sen söylemeden yapıyorsun ya, hoşuma gitti. Vallahi mi? Tabii. Neredeyse kendinize göreceğim. Sen de meşhur olacağım. Meşhur olacağım. Meşhur. Abi ne yapayım? Bak ciddiyim. Ben diyorum ki abi şunu da yapalım diyorum. Tamam diyor yapmıyor. Mesela diyorum körük yedik ya değiştirek diyorum. Tamam diyor değiştirmiyor. Kim yapıyor onu ya? Ya var bir sürü usta var ya. Vay hatta. Tanımladın mı abi, abone ol. Ol kardeşim. İsmail Aktaş. Abi abone edin. Evet. Video çekiyorum ayağına, takipçi kasıyoruz. Sanayide. Gel keskiyorsana. Aynı abi radyatör kum dolmuş. Bunu yıkayacağız mı, temizleyeceğiz mi, nasıl yapacağız? Yıkanacak dışarıdan ya. Bayağı. Yıkanınca onu atar mı? Atar. İnşallah. Tellerini eğmeyelim. Aa, bu da mı abi? Evet bu abi. Öyle bildirimleri de açar mı? Aç abi. Arabanın içi çok kötü diyor, bir bakalım. Kötü mü kanka, bir göster bakalım. Ne durumda? Abi inşaatta çalışıyormuşum gibi sanki arabayla. Öyle mi? Fanta'yı bir içelim. Şöyle reklam yapalım. Fanta bana sponsor oldu da. Bu videonun devamını çekmek isterdim ama motoru bakıma götüreceğim. Servis randevusu geldi. Bir de önümüz bayram, şimdi bir yere gideceğiz. Bakım yaptırmana gitmek istemiyorum. Bir araba bulup geri geleceğim ben buraya. Telefonumuzu şarj ettik. Tekrardan döndük. Motoru da bakıma bırakacaktım da gittim. Daha bakımda 2000 km varmış. Kafa yedik. Bizim araba liftteydi, inmiş. Abi adamlar çok hızlı çalışıyor. Selamun aleyküm. Şahin abi nerede? Daha önce buradaydım. Duster ne yaptınız? Daha şey çıkarttı. Bitti mi her şeyi? Bitti galiba. Şimdi teste mi? Teste mi gitti? Galiba. Tamam. Duster teste çıkmış. Ben de o arada evrenlere gideyim. Parça listesini bir çıkartayım, ne kadar para ödeyeceğiz onu bir hesaplayalım, borcumuzu öğrenelim. O bizim Duster değil. Debriyaj var, şu bugünkü Duster'a kadar. Ha. Orayı hesaplamıştık biz seninle. Tamam, bugünkü Duster'ı bir açabiliriz abi. Eskisini ödeyeceğim zaten bugün. Eski borcum kaçtı? Hayır, toplamadık, toplayacağız sektör. Bugünkü Duster ayağı fiyatlandırmadım ben. Abi şu o zaman eskiyi toplayalım, onu bir ödeyeyim. Niye 2500 yazılmış bu, ne demek? Ön mü? Bırak onu, pek ölmez. 250'dir ya. Yok değil abi, 250 şu işe sadece yağlı.
Gel şu an sen. 700'müş. Bak hemen dur. 700 TL evet. 3345 lira. Bana eski hesabından borcum. Bu eski borcumuz mu? 3345 lira. İsmail'cim. Tamam, onu bir ödeyelim. Bir şu yeni Duster'ı bir fiyatlandıralım abi. Tanesi 300 lira. Tamam, ben Oto İsmail olarak 5 taksit çektim. Tamam. Sizden düşürdüm. Tamam. Ne 1, 4, 8, Sibop mu? Babam ya, beraber geldik. Abi. Tamam mı abi? Fiyatta ne vardı abi? Keçe 300 lira. Nereden? Defansiyel çıkış keçesi. Orijinal değil mi? Direksiyon kürü, evet orijinal. Arkadakisi 490. Arkadakisi 490 lira, yan sana yalnız. Onu biliyorum. Orijinalini 750 lira dedik, almadım İsmail'cim. Şimdi şöyle. O da çok hesaplıydı yani. Tamam anladım ama akisi adam ben sıfır taktırıp vermemiştim. Araba zaten 100 bindeydi verdiğimizde. O yüzden yan sana aldım. Sıfır verseydim orijinali isteyecektim. Yani yarısı ondan yarısı bizden olsun gibi düşündüm, anladın mı? Neredeyse yan sana fiyatını verdiğimiz. Abi doğru söylüyorum. Ben hurdacılara sordum 1000 lira dedi çıkmasına. 349'a da. Orijinaline. O numarasını söyleyeyim. Orijinal bir tane akisi 1000 lira dedi. Sen 750 dedin, 650 demedin, 750 dedin. Tamam, yani alınırdı da ben adama şey yapmak istemedim, anladın mı? E öbürü kaça geldi? 490'a geldi. 500'de. 500. 250'dir o. Ya onu da aradaki farkı ben vermek istemedim. Neyse bir fiyatlandıralım. Aha bitmiş zaten fiyat. Eğer ekstra bir şey çıkmazsa şu anki parça listemiz. Alo. Efendim? Evet. 2530. Ekstra bir şey çıkmazsa parça fiyatı bu. 4 liraya da şanzıman aldık. Ne yaptı? 6530 lira. Araba gelmiş. Bu niye çıkmış? Ana açılmıyor lan. Hayır kötü değil. Yağlamak gerekebilir. O ne? Bu ne ya? Vay anasını be. Böyle mi bilmiyorum ya. Böylesini görmemiştim. Yemin ederim böylesini görmemiştim. Ya bak bu nedir ya? Bunu bilen adam şerefsiz ya. Bunun içinde öyle deme de bunun içinde Böyle kaza getirdin arabayı bir titredin akşam. Dur abi. Dur Şahin abi. Arızalanması bir şey. Arızalanması kas kelebek gövdesini veriyor. Sorun? Sorun o gövde değişmesi lazım. Değiştirelim. Nerede değiştir? Alalım yenisini. Hurdacıdan alacaksın abi bunu. Çıkması yok mu? Çıkmasını alacaksın işte hurdacıdan. Dur hemen sorayım onu. Şu arda sildi ama ondan dolayı şu lamba yapmıyor. Yani bu arabada arıza lambası yanmama ihtimali yok. Bak. Dur abi geliyorum. Şu lamba yanıyor, öbür arızalar silindi. Tamam, o hortum turbodaki sıkıntı vardı ya, ha. Hortum var şöyle tamam. Arka göğsün orada, o patlamış. Ha, onu hallettik, bunu veriyor, bu da makineyi takınca bak şey veriyor, kas kelebek gövdesi. Peki patlak hortumdan... Yok, onun alakası yok, onun sesi gitti. Hani potur potur kaçırıyordu ya. Tamam. Bir de bu araba rotayar yapılmıyor, haberin olsun, lastikler bitik. Hayır, bir dakika. Yeni... Usta olma da çek ya. He? Usta olma da çek. Ne oldu? Usta olma da çek ya. Olmaz öyle. Usta küçük nasıl? Arabayı çek istedin değil mi? Arabayı çek de beni çekme diyor. Bu arkadaş ne diyor ya? Yok ustamızı çekme. Tamam abi sen işine bak. Şu malzemede var sıkıntı. Şimdi bu mu bozuk abi? Bu bozuk gösteriyor işte. Ha. Makineye taktık bozuk gösteriyor. Bunun değişmesi onu, gerekiyor. Onu şeyden... Bu neyden dolayı arıza yapar abi? Hava giriyor oradan. İçerini bazı şeylerini malzeme çalıştırıyoruz zaten. Bunun arıza yapmasının sebebi ne olabilir? O buradan hava emiyor ya. Hava emdiği zaman çok tozlu yola girdi miydi o içindeki o telleri bozuyor. Tamam bunun yenisini alacağız. Ben bunun resmini bir atayım abi. İşte bu sıkıntıdır. Abi şeyi yıkayacağız demiştik. Radyatörün. Orası havayı tutacağım. Daha yeni geldim ben. Bizim makine girmedi. Tamam. Onu ben arkana söyleyeyim. Şimdi ben buna yeni lastik alacağım. Onları alayım. Acayip bir çamur içinde.
Araba. Abi. Cenaze ulaşamıyorum. Ve çok da mutluyum diyor. Döşemeleri yemişler. Abi çok değişik. Ben bir hurdacılar arayayım. Şimdi az önce şöyle bir şey oldu. Ben video çekiyordum. Arabayı falan çekiyordum. Ustaya da durumu anlattırıyordum. Oradan bir arkadaş bir dakika falan bir şeyler dedi. Tamam ustayı çekemezsin. Ben şaka yapıyorsun. Ne söylemek istediğini anlayamadım. O arkadaşın kim olduğunu da bilmiyorum. Biraz ters bir cevap vermiş olabilirim ama gerçekten adamı tanımıyorum. Dalga geçiyor sandım. Ustayı çekemezsin falan dedi. Bir şeyler söyledi. Sonradan dedim acaba dedim buranın dedim sahibinin oğlu falan olabilir mi diye düşündüm. Biz hani ustayı çekip kötü bir şey yapmayacağız ki. Adamın yaptığı çok hızlı çalıştılar gerçekten. Ustalık süper. Hemen sabah başladılar, her şeyi taktılar. Hızlı bir şekilde bitti. Ustalık süper de biraz eğer ki o arkadaş kıvırcık saçlı arkadaş o dükkanın sahibi ise eğer esnaflıkta birazcık şey var. Düşüş var. Ama ustalık iyi, bir şey diyemem. Şimdi hurdacılara gidiyorum. 750 lira biri bir fiyat verdi. Hüseyin'in yanına gideceğim. Hüseyin kaç para diyecek bimiyorum. Bugünkü koşturmam için 250 lira ekstradan ben işçilik yazacağım. Ayrıyetten de arabanın şoför koltuğu parçalanmış durumda. Koltuk bulabilirsem eğer koltuk alacağım ama Hüseyin koltuk yok dedi. Bu şekilde kiraya veremem bunu, imkansız. Evet. Parçayı bir göster baba. Evet, boğaz kelebeğini aldık. İki tane renoncu gezdik. 750-750 dediler. Hüseyin'den bunu 500 liraya aldık. Şimdi parçayı Selman Oto'ya götürüyoruz. Taktırıp deneyeceğiz. İnşallah bozuk değildir. Seçebildiğimiz en temiz malzemeyi seçtik. Abi ortalık karışmaya başladı. Şimdi. Ustalar demiş ki, daha doğrusu firmada benden aracı kiralayan arkadaşın söylediği bu. Ustalar bir sürü gereksiz parça değişti diye söyledi bana dedi. Ben de ustaya dedim ki abi dedim gereksiz parça varsa dedim taktığımız geri sökelim dedim. O da bana dedi ki hayır dedi gereksiz hiçbir şey yok. Parçalar bana sorarsanız daha eksik bir yere takıldı. Ben yan sanayi parça taktırdım çoğunu. Orijinal de isteyebilirdim parçaları. Sonra televizyon diyorum. Telefonu bir temizlek. Sonra firmadaki arkadaş beni tekrar aradı. Biz orayla görüştük. İşte 4.5'a hepsini halledeceklerdi dedi. Şimdi soruyorum ustaya. Abi 4.5'a halledecekseniz diyorum. Benim diyorum şanzımancıya verdiğim parayı verin. 3.750'yi. 500'a da şu zımbırtıya verdik. Ne yaptı? 4.250. Tamam benim 4.250'yi versinler. Siz de gerisini kendi aranızda halledin o zaman diyorum. Adamlar kabul etmiyor. Parça dahil 9.000 lira yakın hesap çıkmış. Adam bana bunu soruyor. Biz diyor işte 4.5'a anlaşmıştık. İyi de yani 4.5'a bunu nesini yaptıracağım? Zaten şanzıman indir 500-600 lira para alıyorlar. Bunun diferansiyeli de söküldü. Adamlar 2.000 lira işçilik yazmış. Çok bir para yazmamışlar. Çünkü bir sürü iş yaptılar sabahtan akşama kadar ve şöyle bana diyor ki arabayı diyor sıfırlatmışsınız diyor. Benim verdiğimde arabanın çıt sesi yoktu. Arabayı sıfırlatmışsınız dedi. Bütün her şeyini değiştirmişsiniz dedi. Arabanın geldiğinde buraya yürümeye mecali yok. Ben geldim usta bana bayramdan sonra biter bu araba dedi. Ben arabaya rezervasyon aldım diye sabahtan akşama kadar kendim koşturdum. Arabayı bitirttirdim. Bayramdan sonraya kalsa ben bunlardan yani teslim almayacağım bu şekilde arabayı. Kira parası alacağım. Adam bana teşekkür edeceği yerde. Kendiniz diyor bir sürü diyor parça getirmişsiniz. Lan oğlum ben adamlara yardım ettim ya. Şuna bak ya. Yok yine abi yine iyilik yaramadı. Yine iyilik yaramadı. Normal müşteri gibi ne yapacaksın arabayı? Abi ben burada arabamı yaptırmıyorum diyeceksin. Çekin servise abi. Serviste dizin arabayı. Her şeyiniz sıfır. Bitti gitti. Serviste ödesinler faturasını. Biz yan sanayi parça alıyoruz. Kendi arabamıza şey yapmadık diye adamlara hak geçmesin diye onda bile yaranamıyoruz.
Abi şimdi çok sinirlendim. Aşırı derecede sinirlendim. 8000 küsür lira tuttu. Bu parayı ben kendi cebimden verdim. Arabam hızlansın diye daha önce de anlatmıştım. Her şeyin de videosu var. Bana ben inat bana diyor ki şirketin çalışanı arabanın daha bir ton eksiği var. Arka panzot alınacak. Araba kuaför yapılacak. Berbat durumda. Verdiğinizde böyle diyor. Allah'ını seversen abi. Yani adın Adil ya. Adın Adil. Kurban oldun. Yani bu arabayı bu şekilde sen kiralar mıydın ya? Bu şekilde kiralar mıydın? Arabanın yayı kırılmış ya. Bana diyor ki gereksiz parça değiştirmişsiniz. Lan yay kırılmış. Yay. Helazon yayı kırılmış. Bunun nesi gereksiz? Amatör kırılmış. Adam fren merkezi kırılmış. Yani senden sonra verdiğim adam kaza yapıp ölsün mü? Başına bir iş mi gelsin? Biraz abi biraz dürüst olun ya. Biraz dürüst olun. Bu kadar olmayın ya. Bu kadar paraya yenilmeyin ya. Paraya bu kadar boyun eğmeyin ya. Abi adam bana dediğine bak ya. Bana diyor ki 6000 lira kabul ediyorsanız diyor 6000 lira ödeyeceğiz diyor. Lan ya zaten 8000 küsür lira bunun parçasıyla beraber işçiliği tutmuş. Ben niye 2000 lirayı cebimden vereyim? Arabam haşat bir şekilde geldi. Daha bunun yıkaması var. Bu arabayı 1 milyardan aşağı kimse yıkamaz. 1 milyara bile yıkamazlar. Ayrıyetten bu arabanın panzotunun yani panzotu var. Alınacak ve yan sanayisi yok. Ben de aldığım bütün parçaları zaten yan sanayi aldım. Abi böyle bir şey olamaz. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Galiba bu şirketin sahibi, ben sahibiyle hiç görüşmedim. Benden kiralayan mühendis arkadaşla görüşmüştüm. Şirketin sahibi siyasi yönden nüfuslu bir abimiz. Bunu şey yaptım, fark ettim. Ne olursa olsun abi, başıma ne iş gelirse gelsin. Sonucu ne olursa olsun ben bu paramın peşine düşeceğim abi. Sizin böyle siyasi gücünüz var diye de abi kusura bakmayın. Boyun eğmeyeceğim ya. Eyvallah demeyeceğim ya. Nereye gidiyorsa gitsin işin ucu ya. Ben burada haksızlığa uğruyorum. Halen daha 3 kuruşun hesabını yapıyorsunuz ya. Sorun 2000 lira değil. Gel akşam sana 2000 lira yemek ısmarlayacağım. Ama bunu yapma ya. Bu kadar paranın... Allah'ım ya Rabbi ya. Lan ben... Lan ne güzel iş ki 2 gündür 3 gündür keyfim yerindeydi. Ya şu iş mi ya? Şu iş mi? Bu kadar olmaz ya. Ve... Yani benim bu arabayı verdiğim şahısların hidroelektrik santrali var. Hidrolik santrali var da. Abi konuşamıyorum. Hidrolik santral nedir ya? Hidroelektrik santralleri var. Adamın hidroelektrik santrali var. Ve şu yapılan, bana yapılan muameleye bir bakın abi. Bana yapılan muameleye bir bakın. Abi bu haksızlık değil de nedir ya? Bu haksızlık değil de nedir ya? Olayla ilgili son gelişme. Havalimanından geliyorum. Saat 11.30. Dün gece 3'te yattım. Sabah 8.30'da kalktım. Gördüğünüz gibi it gibi çalışıyorum. Adamın bana söylediği şu. Biz 6000 lira ödeyebiliriz. İşte 2000 lirasını ödemeyeceğiz. Ki daha bu 2000 liradan ziyade araba yıkanacak. Arabanın arka panzotu yok. O alınacak. Yani biraz daha fazla bir hesap çıkabilir. Ama bunu ödemeyi kabul etmediler. Ne yazık ki. Bunu ödemek istemiyorlar. Benim... Şunu bir daha yakalım. Benim burada zoruma giden ne biliyor musunuz? Ben böyle it gibi çalışıyorum. Gece yarılarına kadar. Benim burada emeğimi çalıyorlar. Hakkımı yiyorlar. Ben buna üzülüyorum. Yoksa... O bana ödemeyecekleri 2000 lira, 3000 lira... Bana dese ki, kardeşim ben bu parayı sana ödemek istemiyorum. Tamam abi ben sana şöyle bir alternatif sunayım. Gidelim bu parayı senin belirlediğin adamlara biz kurban kestirelim. Bu parayı et olarak dağıtalım. Ben buna canı gönülden razıyım. Ben bunu kabul ederim. Ama beni abi hakkımı yemeyin ya. Beni keriz yerine koymayın. Şimdi yani sizin siyasi gücünüz var diye, nüfuslusunuz diye, siz böyle zenginsiniz, kodamansınız diye. Bunu yapmayın ya. Yani güçlünün güçsüze yaptığı şu zulüm gerçekten yani 2000 lira ya. 2000 lira ya. Vallahi 2000 lira ya. Ayıp be. Çok yazık. Demesi lazım ki orada çalışan mühendis arkadaşın bana çünkü mail atmış. Bak abi haksızlığa bak. Ben bu işi niye kapatıyorum? Bak. Biz arabayı 16.7 tarihinde şu plakalı arabayı hatasız bir şekilde teslim ettik.
diye bana böyle mail atmış. Yani yarın bir gün ben mahkemeye gidersem, dava yoluna gidersem ellerinde delil olsun diye. Ya sen bunu yazarken abi hiç utanmıyor mu ya? Hiç sen bu arabayı görmedin mi ya? Sen utanmıyor musun? Arabanın yürümeye mecali yok. Şanzımanı kırılmış ya. Nasıl sen bana hatasız bu arabayı teslim ettin ya? Şimdi bu insanın zoruna gitmez mi abi? İnsanın zoruna gitmez mi? Bak onlar yatağında yatıyor. Şaraplarını içiyorlar, meyvelerini yiyorlar. Ben ne yapıyorum? Çalışıyorum. Ve benim hakkımı yiyorlar. Yazık ya. Yazık abi. Bunu yapmayın ya. O maili atarken sen hiç görmedin mi ya? Bu arabayı kendi getirdi bak. Arabayı da kendi getirdi. Nasıl abi böyle paranın kölesi olmak böyle bir şey işte abi. Anladın mı? İnsanlar inandığı her şeyi ya Allah'tan kork be. Allah'tan kork ya. Ona inancını satıyorsun ya. İnancını satıyorsun. Şunu diyebilirsin. Patronla artık abi mi diyorsun? Ne diyorsun? Yani biz bu arabayı aldık, kullandık. Adamın arabasını haşat ettik. Götürdük, bıraktık. Abi 2 değil 3 verelim. Bak bizim HES'imiz var ya. Daha bunun gibi kimin neleri vardır? Bizim hidroelektrik santralimiz var. Biz daha çok para kazanıyoruz. Yani bu haşat arabayı biz bu çocuk 8000 lira yaptırdıysa, çocuk dedik artık da biz artık adam olduk. Çocukluğumuz kalmadı. Biz artık yaşlandık. Bu adam bu arabayı 8000 lira yaptırdıysa biz bu adama 2000 lira da gönülden işçilik parası verelim. Adam bizim işimizi gördü. Gık demedi. 2000 lira da fazla verelim. Teşekkür edelim bir de. Diyecekleri yerde arabayı hatasız teslim ettik diyorlar. Hakkımı alacağım derken Türkiye'de yaşadım unuttum bir an. Burada adalet her zaman güçlüden yana. Ben de bunu bildiğim için kendime zaten arabayı verirken farklı önlemler almıştım. Bakalım işin sonu nereye gidecek.